Efendim, öncelikle yeni il binanız hayırlara vesile olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. İnşallah. Siyaset çok hızlı. Yeniden Refah Partisi hemen hemen bir sene olmak üzere. İl başkanlığı olarak kurulduğunuz günden bu yana neler yaptınız? Evet, tabii dediğiniz gibi bir sene dolmak üzere. Kasım ayı itibariyle bir seneden bir hafta önce büyük kongremizi yapmış olacağız 17 Kasım'da. Dolayısıyla bu süre zarfında bizler de görev aldıktan sonra hızlı bir şekilde tabii ilçelerimizin teşkilatlanmasıyla meşgul olduk. Hem ilçe kuruluşları hem kongrelerin sonrasında ilin kongresi ki 28 Nisan'da biz il kongremizi gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük spor salonu Sinan Erdem'de 20 bin kişinin üzerinde teşkilat mensubumuzla, gönüldaşımızla, vatandaşımızla kongremizi gerçekleştirdik. Ve ondan sonra da ağırlıklı olarak tabii İstanbul gündemiyle ilgili çalışmaları başladık. Sadece İstanbul gündemi değil aslında Türkiye'nin gündeminde olan meselelerle ilgili yoğun bir çalışma takvimi içerisine girdik. Bunları yaparken tabii teşkilat ayağı da bir taraftan devam etti. Şu anda İstanbul'da 960 mahallemizin 320'nin üzerinde mahallesi kurulmuş durumda, mahalle teşkilatları. Bununla birlikte baş müşahitleri tabii kurulan mahallelerimiz atamalarını gerçekleştiriyor. Bu baş müşahitlerde de şu an 2000 sayısını geçtik. İstanbul'da biliyorsunuz 31.500 en son seçimde sandık kurulmuştu. Bunun 2000 kadarını şu an görevlendirdik. Tabii bizim baş müşahit görevlendirmelerimiz diğer partilerden farklı oluyor. Neye göre farklı oluyor? Bizim baş müşahidimiz görev aldığı andan itibaren çalışmaya başlar. Diğer siyasi partilerde olduğu gibi sadece seçim günü sandığın başına gidip oturmaz. Peki bu süre zarfında ne yapar? Bu süre zarfında sorumlu olduğu sandıkta oy kullanan seçmenleri ziyaret eder. Yani bir sonraki seçime kadar bizim baş müşahitlerimiz vatandaşlarımıza gidecekler. Yeniden Refah Partisi'ni anlatacaklar, projelerini ifade edecekler. Dolayısıyla baş müşahit ve sonrasında da müşahit atamalarımız o nedenle çok önemsediğimiz bir husus. Ve bu konuda da adımları atıyoruz, emin adımlarla geliyoruz. İnşallah yıl sonu itibariyle İstanbul'da hedefimiz oydu. Bütün sandıklara baş müşahit atamalarını tamamlamış olmaktı. O doğrultuda da yürüyoruz. Özellikle mahallelerimiz kuruldukça hızlı bir şekilde baş müşahit atamalarımız gerçekleştiriliyor. Bunların eğitimiyle ilgili tabii yoğun bir gündemimiz var. Hem teşkilat mensuplarımızın hem de baş müşahitlerin eğitimiyle ilgili de Türkiye'de ilk defa zannedersem biz bunu sağladık. Uzaktan eğitim portalımız var. Yeniden Refah Partisi üyesi olan teşkilat mensuplarımız bu eğitim portalına dahil olup hem videolar aracılığıyla hem yazılı metinler aracılığıyla eğitimlerini de gerçekleştiriyorlar ve biz de birebir bütün teşkilat mensuplarımızın eğitim durumunu o portal üzerinden takip edebiliyoruz. Bu manada teşkilati yatırımlar devam ediyor. Öbür taraftan özellikle Türkiye'nin gündeminde olan bir İstanbul Sözleşmesi var. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili adı İstanbul olması dolayısıyla belki en çok İstanbul sahip çıktı. Hakikaten bunun iptali ile alakalı, 62-84 sayılı kanun iptali ile alakalı yoğun bir gündemimiz var bizim İstanbul'da. Tam ona gelin araya gireyim. Aslında bu örf adetlerimize aykırı bir sözleşme. Siz de daha önce birçok toplantı yaptınız. Biz de katıldık. Ama toplum çok bilgi sahibi değil. Evet. İsmen İstanbul sanki normal faydalı bir şey ama aslında çok tehlikeli maddeler evet. Barındıran aile yapımızı bölen bir sözleşme. Ne aşamaya geldiniz? Çünkü bayağı emek harcıyorsunuz. Bununla alakalı tabii biz de bir plan doğrultusunda bu çalışmaları gerçekleştirdik. Öncelikle toplumun bu İstanbul Sözleşmesi ne demektir? Bunu anlayabilmesi, en azından birbirine sorabilmesi adına yoğun bir meydan çalışması gerçekleştirdik biz. Bu meydan çalışmasında şu an 20'nin üzerinde ilçe merkezinde basın açıklamamız oldu. Bununla birlikte imza kampanyalarımız söz konusu. Bu imza kampanyasında da ciddi sayılara ulaştık şu an. 1 milyona yaklaşan bir imza sayısı var. Dolayısıyla insanlar geliyorlar, soruyorlar, orada izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi kış döneminde yeni bir çalışma metoduna geçiyoruz. Artık ilçelerimizin önemli salonlarında konferanslar şeklinde, paneller şeklinde bu çalışmaları başlatacağız. Akademisyenlerimizle, psikologlarımızla toplumumuza bu İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl bir melanet olduğunu anlatmaya, ifade etmeye çalışacağız. Dolayısıyla o halk kısmını da halkın bilgisinin eksikliği olan kısmını da buradan tamamlamaya çalışıyoruz ama bu büyük bir mücadele. Hakikaten çok büyük yardımlar alan bir sözleşme bu. Maddi manevi yardımlar ve aynı zamanda inanılmaz bir medya desteği. Türkiye'de şu an bunun karşısında direnen birkaç tane medya kuruluşu var. Ulusal medya düzeyinde söylüyorum. Dolayısıyla şimdi bunlara karşı
bir çalışmamız var. Kolay değil. İnsanlarımıza bunun doğrusunu anlatmak için hakikaten teşkilatlarımız çok fedakarca bir çalışma dönemi içerisindeler, sağ olsunlar. Başkanım, sizin bilgilendirmelerinden sonra biz de biraz vakıf olduk. İnsanlara AK Parti döneminde imzalandı dediğimiz zaman anlayamıyorlar. Evet. AK Parti nasıl böyle bir şey imza atar, evet, diyorlar. Yani bu da AK Parti'nin bir eksiği midir, nedir, nasıl oldu böyle? Çünkü insan aklı almıyor. Evet. Yani böyle, çünkü Milli Görüş Teşkilatı'na geldiğini söyleyen bir partiydi. Evet. Gerçi gömlek çıktı vesaire, ama yani yine de nasıl AK Parti böyle bir şey imzaladı? Siz nasıl görüyorsunuz onu? Yani tabii bu imza sürecinde muhtemelen çok fazla bir araştırma ve bilgilendirme çalışması yapılmadı. Yani çünkü Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olarak kendisinin ifadesi burada çok önemli. Gurur duyarak, belki de başbakan görev sürem boyunca en önemli imza olarak bunu görüyorum gibi açıklamaları olmuştu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Tabii bunların hepsi açıkçası gafilane açıklamalardı. İşin altında ne olduğunu bilmeden biz öyle yoruyoruz. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nu tanıyoruz yani. Tayyip Bey'i tanıyoruz. Dolayısıyla normal şartlarda bunu imzalamalarını beklemiyoruz bu yetkililerden, sorumlulardan, ama imzalandı. Ve hiçbir şekilde şerh konulmadan imzalandı. Rusya birçok ülke imzalamamışken Türkiye imzalamadı. Tabii tabii tabii. Yani hatta şöyle, Avrupa ülkeleri çok direndi. Daha sonrasında imzalayanlar, ki Hollanda dahi şerh koyarak imzaladı. Ki Hollanda bu konularda biliyorsunuz çok fazla özgür bir ülkedir yani. Avrupa'da en önemli ülkelerden bir tanesi. Ancak şerh koyarak imzaladı ve Türkiye şerh koymadan ilk imzalayan ülke oldu. Tabii bunun şimdi biz hastalıklarını anlatmaya çalışıyoruz. Ancak bu öyle girift bir hale geldi ki bütün kanunlarımızın içerisine sızdı. Şimdi okullarda biliyorsunuz rehberlik programlarında bunlar yer almaya başladı. Çocuklarımıza bunları anlatıyorlar. Artık cinsiyet eşitliği falan geçtik. Toplumsal cinsiyet eşitliği ifadesi var. Peki yani, başkanım, sorularım çok. Birkaç tane sorum, evet, var. Zaman da dar. Hızlı hızlı gidelim. Şimdi özellikle İstanbul Türkiye'nin kalbi. Evet. Daha önceki birçok siyasetçi İstanbul'u alan Türkiye'yi almıştır. 31 Mart'tan önceki seçim sonuçları belli. 23 Haziran belli. Şimdi Yeniden Refah Partisi olarak da özellikle Genel Başkan Sayın Fatih Erbakan'ın vermiş olduğu beyanatlarda topluma biraz umut vaat ediyor. Refah Partisi olarak yeni dönemde, çünkü bir erken seçim gündemde, Kasım 2020'de konuşuluyor. Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? İnsanlar neden size oy versin? Sizi diğer partide ayıran farklar nelerdir? Şimdi burada az evvel de söylediğiniz gibi genel başkanımıza bir teveccüh var. Bu teveccüh neden geliyor? Elbette ki önemli bir isim değeri var. Bununla birlikte kendini ispat etmiş bir lider. Hakikaten Türkiye'nin geleceğinde insanlara sorduğunuzda, düşüncelerini aldığınızda kesinlikle var olacağını herkesin ifade ettiği bir lider. Dolayısıyla şimdi burada bu noktaya nasıl gelindi? Yapılan çalışmalarla gelindi. Ortaya konulan projelerle gelindi. Haliyle şimdi bunların her biri toplumumuzla oturup konuştuğumuzda kendi sorunlarına en azından çözüm olduğunu ümit ederek zaten bizlere geliyorlar, üye oluyorlar. Biz de bunu doyurucu bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz. Genel Başkanımızın özellikle Türkiye'nin gelecek dönem itibariyle artık faiz yükünden kurtulması adına muhakkak ve muhakkak milli ve yerli kaynak paketleri üretilmesi gerektiğini söylüyordu. Bunu söyledik, ne yaptık? İşte 50 milyar dolarlık kaynak paketini açıklıyoruz biz. Yani bununla ilgili şimdi broşürlerimiz de inşallah basılacak, dağıtılacak. 50 milyar dolarlık bir kaynak paketinden bahsediyoruz ki şu andaki çalışmalarla bunu 100 milyar dolara götürmeye çalışıyoruz. Niçin bunu yapıyoruz? Çünkü Türkiye'nin bugün önündeki en büyük dertlerden, belalardan bir tanesi bu. Bakın, bu yıl 2019 yılında 50 milyar doları aşan bir faiz ödememiz var. 2023'e kadar borçlanmadığımız takdirde 250 milyar dolara varacak olan bir faiz ödemesinden bahsediyoruz. 250 milyar dolar ne demek? Yeni bir Türkiye demek. Türkiye yeniden inşası demek. İnanılmaz rakamlar. Şimdi insanlar tabii bu konularda biraz bilgi eksikliği var. İşte bunları anlatarak kendilerine durumu, Türkiye'nin durumunu izah ediyoruz. Türkiye'nin buradan tek bir çıkış yolu var. Kaynak üretmek. Aynı zamanda üretim ekonomisine geçmek. Yani finansa, şu anda her şey finansa dayalı. Şimdi Türkiye'de en çok kâr eden firmalar açıklanıyor. İlk onun içerisinde 7 tane banka var. Bu zaten aslında ekonominin bittiğini gösteriyor tamamen. Fabrikaların zarar etmesi, evet, teslim olduğumuzu gösteriyor. Banka neyden para kazanır Hüseyin Bey?
Banka faizden para kazanır. Dolayısıyla şimdi sizin en çok kar eden 10 kuruluşunuzdan Türkiye'de 7'si bankaysa siz bitmişsiniz demektir zaten. Siz faize teslim olmuşsunuz demektir. Haliyle böyle bir ekonominin geleceği olmaz, varlığı olmaz. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Üretim ve eğitim seferberliği başlatacağız diyoruz. Çok iddialı ve çok büyük bir söz. Eğitimde de ciddi sıkıntılarımız var ve üretimin aslında temeli eğitimden geçer. Biz yetiştirdiğimiz nesillere üretim anlayışını yerleştiremedik zihinlerine. Komisyonculuğu yerleştirdik. Türkiye'de çocuklar şimdi gidiyorsunuz okullarda oturuyorsunuz konuşuyorsunuz sohbet ediyorsunuz. Hepsinin hayalinde komisyonculuk var. Onu alacak onu satacak efendim aradaki farkı diyor ki işte cebe indireceğiz diyor para kazanacağız diyor. Bu anlayış yerleşmiş durumda bunların hepsini köklü bir şekilde değiştirmek lazım. Haliyle Yeniden Refah Partisi bunları söylüyor projelendiriyor ve toplumumuzun önüne çıkıyor. Çıkıp anlattığında da hakikaten ciddi bir teveccüh görüyor. Başkanım genel başkan da gerek Sinan Erdem de gerekse bir televizyon programında yap işlet devret modelin amacından saptığını evet. İşte Osman Gazi Köprüsü 165 lira olduğunu İzmir'in vesaire evet. Güzel örnekler verdi. Şimdi dün de köprülere bir zam geldi. İnsanlar biraz isyanda. Yani bu sistemle alakalı da toplum çok rahatsız. Evet. Özellikle genel başkan çok önemli konularda çalışmışlar ekibiyle beraber. Yani yap işlet devret modeli halka artık bir yük değil mi? Zaten vergi veriyoruz. Geçen bayram Bursa'ya gittik. 165 lira yol parası ödedik. Evet. Yani bir köprüden geçme bu kadar olur mu? 200 lira. Bu kadar olur mu yani? Evet. Bugün geçseniz 200 lira. Şimdi olmaz tabii ki ya. Burada elbette ki. Ama az evvel de söylediğimiz faiz ekonomisinin getirdiği nokta budur. Bakın siz kaynak üretemediğiniz müddetçe tek geliriniz ne olacak? Vergi olacak. Vatandaşın üzerine bindirdiğiniz zamlar olacak. Bundan başka bir gelir durumu söz konusu değil ki. Mevcut hükümet de bunu yapıyor. Paraya ihtiyaç var. Zam yap, efendim vergileri yükselt. Başka seçenek yok çünkü hiçbir şekilde dönüp de yeni bir kalkınmayı sağlayacak, yeni kaynak paketleri oluşturabilecek yatırımlara kesinlikle dönüp bakmıyor. Şimdi bu kadar evet yatırım yapıldı. Biz bununla alakalı teşekkür de ediyoruz. Bu köprülerin, bu yolların yapılması elbette ki çok ciddi katkısı var. Vatandaşımıza hizmet bunların her biri. Ancak bir maliyetleri açısından değerlendirildi. İkincisi bunların şimdi hakikaten bir mana ihtiva etmesi için bu kadar yolların, köprülerin yapıldığı sanayinin hareketli olması lazım. Yansımıyorsa üretime çok anlamlı değil. Yansımıyor çünkü üretim yok. Rant ekonomisine döndü. İstanbul'da önemli arazilerde, Anadolu önemli arazilerde fabrikalar kapatıldı. AVM'ler ve binalar çok daha fazla kar getirdiği için pek çok sanayici oradan elini eteğini çekti. Bununla birlikte sıfır kota uyguladınız Çin'e pek çok hususta yıllardan beri. Oradan gelen her ürün bizim buradaki sanayicimizin, bir sanayicimizin fabrikasını kapatmasına sebep oldu. Bunların hepsi hesapsız kitapsız yapılmış işlerdir yani. Bugün geldiğimiz tabloda ne yazık ki bunu yaşıyoruz. Ve hükümetin yapabildiği tek şey ekonomiyi biraz daha rahatlatma adına yani kamu ekonomisini kendilerini rahatlatma adına sadece işte görüyorsunuz vatandaşın sırtına vergi yükü, zamlar, yollar, köprüler efendim işte diğer bütün değerli matbu ne evrak varsa bunlara getirilen zamlar ki bunlara öyle böyle de değil yani. Şimdi memur zammı 4 artı 4 artı bilmem kaç konuşuluyor. Bunlara zam geldi mi %20'den 30'dan aşağı gelmiyor. Arayı nasıl kapatacak? Peki başkanım önemli bir soru. Her sene 1 milyon 200 bin genç seçmen sistemin içine dahil oluyor. Özellikle artık siyasetçilerin işte çöp dağlarını kaldırdık. Hava temizliğini, suyu akıttıkla oy alma şansları yok. Evet. Benim de iki tane evladım var. İki sefer, üçüncü kez oy kullanacaklar. Gençler neden Yeniden Refah Partisi'ne oy versin? Şimdi az önce söylediğimiz konular. Bir defa biz rahatlıkla iş imkanı doğuracağımızı, oluşturacağımızı söylüyoruz. Yani bu yapacağımız üretim ve eğitim seferberliğinin altında aslında çok fazla madde var. Bir defa eğitimi yeniden dizayn edeceğiz. Her öğrencimiz bizim üniversitelerde sıraya girmeyecek. Neden girmeyecek? Çünkü mesleki eğitimin önü açılacak. Mesleki eğitimin önünün açılmasıyla açıkçası şu anda yatırımcının yani her ne kadar sayısı azalıyorsa da sanayicimizin baktığınız zaman ciddi şekilde teknik eleman eksikliği var. Buralarda yetersizlikler var. Dolayısıyla şimdi orayı rahatlatmamız lazım. Aynı zamanda bu meslek lisesi mezunu kardeşlerimiz öyle ya da böyle her birinin açtığı ufak tefek atölyeler dahi sanayi önemli katkı sunan kuruluşlardı geçmişte baktığınızda. Bugün Türkiye'de önemli sanayi kuruluşlarının hepsi neredeyse bakıyorsunuz böyle atölyelerden büyüyerek gelmiş kuruluşlar. Şimdi bu hayali olan, bu manada bir gayreti olan
bir gençlik ne yazık yetiştiremiyoruz. Çünkü mesleki eğitimin önünü tamamen kapattık. Herkesi üniversite kapılarına mahkum ettik. Şimdi zorunlu eğitim dolayısıyla da baktığınız zaman hakikaten işte o eğitimi tamamladıktan sonra insanların meslek sahibi olacak yaşları geçiyor neredeyse. El maharetleri zayıflıyor. Mecburen üniversite okumak durumunda kalıyor. Üniversiteye her sene 1,5-2 milyon insan tekrardan sınava giriyor. Hiç bölüm fark etmez. Yeter ki diplomamız olsun diye pek çoğu sınava giriyor. Neden? Çünkü öbür türlü diyor ki ben iş bulamayacağım, aç kalacağım diyor. Hakikaten de Türkiye'de öyle bir durum var. Şimdi diplomalar da bulamıyor zaten. Zincir marketler var değil mi? Her yerde bakıyorsunuz. Bunlar şimdi eleman alacaklar, kasiyer. Yani çok ciddi vasıf gerektiren bir husus değil. Kasiyerlik yapacak. Üniversite mezunu arıyor. Çok mezun var. Ekmek yok. Tabii çok fazla mezun var. Herkese diyor ki daha iyisini alayım. Ucuza daha çok insan çalıştıralım. Yani gençlerin en önemli problemleri bunlar. Bunlara çözüm üreteceğimizi söylüyoruz zaten. Yani yaşanabilir bir Türkiye vaat ediyoruz. Onlar açısından da özellikle yetişmiş genç kadrolarımız. Yani vaadi herkes yapıyor. Nasıl yapacaksınız? Mesela şu an herkes biz gelip oturacağız demiyor ki zaten. Her parti vaat ediyor. İşte biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu vaatleri nasıl yapacaksınız? İşte eğitimde bu köklü dönüşümü gerçekleştireceğiz. Ekonomide köklü dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bunlar yapılmış işler. Erbakan hocamızın önemli bir örnek var önümüzde. Gerçekleştirdi, hayata geçirdi. Bakın bugün Anadolu'nun sanayisinin temeli Necmettin Erbakan'dır. Bugün hangi vilayete gidersek gidelim, Doğu'da, Anadolu'da hiç fark etmiyor. Ben şimdi soruyorum mesela, bir memleketi programına gideceğiz. Diyorum ki o memleketten arkadaşlara, buralarda ne var sanayi kuruluşu? İşte başkanım şeker fabrikası var, efendim et kombinası var. Böyle sayıyorlar. Kim yaptı bunları? Erbakan Hoca yaptı diyorlar. Yani hakikaten baktığınızda bu gerçekleştirilmiş. Tekrardan buraya döneceğiz. Yani bu manadaki eksiklikler, yaşanan eksiklikler 20 yıldır, hatta aslında baktığınızda yani sadece ve sadece milli görüşün iktidar ortağı olduğu dönemlerde zaten bu alanlarda kafa yorulmuş. Dolayısıyla oraya tekrar döneceğiz. Özellikle yatırımcıyı inşaat yapmaya, efendim arsa rantı üzerinden para kazanmaya değil, üretimin ne kadar değerli olduğunu ve oranın açıkçası en karlı yatırım alanı olduğunu tekrardan onlara gösterip hatırlatacağız. Başkanım, dolayısıyla bu işler böylelikle düzelecek inşallah. Hakikaten de bununla ilgili de sıkı bir çalışmamız var. Burada bir güven olduğunu da görüyoruz. Bu güvenin tabii çeşitli sebepleri var. Erbakan hocamız var. Genel başkanımızın oturup bu hususları anlattığında gerçekten olaya ne kadar vakıf olduğunu görüyor vatandaşlar. Dolayısıyla o güven ortamı da oluşuyor ister istemez. Başkanım, daha önce Erbakan Vakfı'nın merkezi de Zeytinburnu'ndaydı. Evet. Merhum Erbakan'ın kabri de Zeytinburnu'nda. İl başkanı Zeytinburnu nasip oldu. Bunu bilerek mi planladınız yoksa denk mi geldi? Nasıl oldu bu? Çok merak ettim. Evet. Yani bu tabii açıkçası Zeytinburnu İstanbul'un merkezi ilçelerinden bir tanesi. Bizim gönlümüzde yatan 3 tane ilçe var. Hep onu arkadaşlarla da konuşuyoruz. Hem vakıf sürecinde hem parti sürecinde. Şimdi nedir bu? Eyüp, Sultan, Fatih ve Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda kabri Erbakan hocamızın, bu 3 ilçe içerisinde hep gezdik ama hep Zeytinburnu'ndan nasip oldu, öyle diyelim. Yani ilk 3'ün içindeydi Zeytinburnu. Özellikle belki seçmedik ama hep nasip de buradan oldu dediğiniz gibi. Tabii bizler de memnunuz. Yani Erbakan hocamızla burada toplantılardan çıkıyoruz, ziyaret ediyoruz. Yakın olmamız da tabii ayrı bir güzellik o manada. Başkanım, biz sokak röportajları yapıyoruz. Özellikle cumartesi günleri, hafta sonları ilçe teşkilatlarının dinamik bir şekilde en kalabalık böyle çadırlar kurup çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi İstanbul'da muhtemelen, tabii bilemeyiz ama normalde 2023, evet, ama erken seçim olacak 2020. Siz ne zaman hazır olacaksınız? Şimdi %30 dediniz sandık başkanlarımız, mahalle teşkilatlarımız. Refah Partisi ne zaman 960 sandıkta hazır olacak İstanbul'da? 960 mahalle, 31.500 sandık. Bu yıl sonu. Yıl sonunda hazırız inşallah. 2-3 ay içinde? Tabii ki. Şimdi burada sadece görev vermek değil, eğitim süreçleri de devam ediyor. Yani çok ciddi bir çalışma var burada. Ve şu andaki bulunduğumuz noktada zaten mevcut iktidar partisi dahi şu an o noktada değil belki. Ana muhalefet partisi o noktada değil. Daha yeni belediyeyi kazandılar. Yani şu anki konumumuz önemli. Ancak eksikleri de tamamlayacağız. Bunun için de bir mücadelemiz var. Biz buna mecburuz. Neden mecburuz? Teşkilat mensubu arkadaşlara da söylüyoruz. Bizim en büyük medya gücümüz teşkilatımız. O nedenle biz Erbakan hocamızın ortaya koyduğu bu teşkilat yapılanmasını harfiyen yerine getirmemiz lazım. Çünkü topluma mesajımızı en doğru iletecek olan bu arkadaşlar. Şimdi biz medyada bir ambargo ile karşı karşıyayız zaten. Yani teşekkür ediyoruz. Sizler gibi işte birkaç tane daha bunun üzerine ilave edebileceğimiz medya kuruluşu dışında neredeyse yer vermekten ciddi şekilde imtina ediyorlar.
İşte az evvel söylediğimiz İstanbul İl Kongremizi, ki yani İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük spor salonunda 20 bin üzerinde insan toplanmış. Bu çok ciddi haber değeri olan bir şeydir yani baktığınızda, ama bunun tek bir televizyon kanalında dahi haber yapılmadığını gördük. Ajanslar geçmiş olmalarına rağmen bu haberi. Dolayısıyla şimdi bunu yaşıyoruz. Ciddi bir yan var, evet. Bunu yaşadığımız için bizim teşkilat hususunda görev verdiğimiz arkadaşlar o yüzden çok çalışıyorlar. Bunun farkındalar. O baskıyla, o yüklenmeyle beraber de ne olmuş oluyor? İşte o samimiyetli, gayretli çalışmaları bütün televizyonlar canlı yayındayken Cumhurbaşkanı Refah Partisi söyletiyor mesela. Ona daha geleceğim. Evet. Peki şimdi bütün siyasi partilerde bir kongre süreci var. Evet. Sizin de birinci yılınızda kongreye gideceksiniz. Neler olacak bu kongrede? Yerine Refah Partisi'nin. Yani Refah Partisi bu kongrede ne olacak? Bu bir yıllık yapılan çalışmanın tabii ki hangi noktada olduğunu bütün Türkiye görmüş olacak. Biz yine tabii genel büyük kongremizi Ankara'nın en büyük spor salonunda, Ankara'nın da Arena'da gerçekleştiriyoruz. Ancak salonun belki 4-5 katı insan orada hazır olacak. Bütün Anadolu teşkilatlarından insanlarımız buraya akacak. Dolayısıyla Türkiye görecek, yani yeniden Refah Partisi coşkun bir sel gibi geliyor. Anadolu'nun dört bir yanından insanlar akın akın yeniden Refah Partisi'ne geliyor. Bunu görecekler. Genel başkanımızın artık başkanlığa yürüyen yoldaki mesajlarını bir defa görecekler, duyacaklar. Bu konudaki emin adımlarımızı, emin söylemlerimizi orada şahit olmuş olacaklar. Ve Türkiye'nin siyasetteki yeni yolunun açıkçası orada yol haritasını görmüş olacaklar inşallah. Peki başkanım, sondan bir önceki sorum. Tayyip Erdoğan teşkilat bir toplantıda Devlet Bahçeli geçmiş olsun dileklerini iletirken Refah Partimiz adına dedi. Bu da gündem oldu 3-4 gündür. Biz de çok dikkatimizi çekti. Neler düşünüyorsunuz? Yani Refah Partimiz tabii herkesin gündeminde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı gündeminde olmasa daha doğal bir şey olamaz. Şimdi bunu tabii bir nostaljik bir ifade olarak mı acaba söyledi diyen arkadaşlar olabilir, ancak Refah Partisi kapatılalı 20 yılı geçti. Dolayısıyla şimdi bunun her ne kadar nostaljik bir tarafı olmuş olsa dahi unutuldu. Yeni nesil tarafından çoğu belki bilmiyor. Tayyip Bey de bugüne kadarki hayatı boyunca hiçbir şekilde Refah Partisi ifadesini kullanmadı. AK Parti yönetimlerinde. Dolayısıyla bunun nostaljik bir durumdan ziyade geleceğe matup bir söylem olduğunu düşünüyoruz. Yeniden Refah Partisi teşkilatlarının gayretli çalışmalarının tabii bütün siyasetçilerinin gündeminde olduğunu da biliyoruz, görüyoruz. Birebir ziyaretlerimizde de buna şahit oluyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi bir sel var yani. Bu senin önünde Cumhurbaşkanı da duramıyor. Son olarak seçmenlere, İstanbullulara neler söyleyeceksiniz? Evet, İstanbullulara söylememiz şu. Yeniden Refah Partisi işte İstanbul'da bütün ilçelerde kuruldu. İlçe merkezleri hepsi faal bir şekilde faaliyet halinde. Her hafta sonu neredeyse arazide teşkilatlarımız meydanlarda. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan beklentimiz de bizim bu standlarımızı ziyaret etmeleri, gelip üye olmaları, Yeniden Refah Partisi'ni tanımaları, dinlemeleri. Çünkü oradaki çalışmaların çoğunda ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz mevcut, halkımızı bilgilendirme adına. Hepsini ilçe merkezlerimize, standlarımıza bekliyoruz. Onlarla kucaklaşmak adına. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Başarılar diliyorum.